Günaydın. Günaydın hayatım. Günaydın babacığım. Günaydın. Günaydın Kadir Bey. Günaydın. Hani Timuçin nerede? Uyanamadı herhalde. Söyleyin de Asya'yı uyandırsın. Abim çıktı bile anne. Nereye? Eliflerin mahkemesi varmış bugün. İnadına yapıyor sanki. Kadir nereye? Yemedin bile. Oğlunu iştah mı bıraktı insanda? Çıkıyorum ben. Haklı adam. Kızım bu şimdi mi söylenir? Niye çıkmadın, haber vermedin? Ben de son anda gördüm. Engellemek istedim ama dinlemedi. Hadi canım, engellemek istemişmiş. Sen de desteklemesen köpürmez bu kadar. Ben bu olayda abimin destekçisi falan değilim anne. Sizinle inatlaşacağım diye o kıza boş yere ümit vermesine sinir olmaya başladım artık. Neticede abimin onunla evleneceği falan yok. Ortada hiçbir şey yokken, onlar sadece arkadaşken mesele haline getirdiniz. Biz mi getirdik? Kızı masamıza pat diye getiren o. Üstüne gitmeseydiniz yapar mıydı? Siz kapışacaksınız, sonunda o kız üzülecek. Yetmiyor mu derdi garibin? Yapmayın ya, yazık. Bir fal kapatayım mı Cem'e? Bakar mısın? Sen de beni falcı yaptın. Ne anlarım ben? At işte canım. Bazen tutturuyorsun. Ne duymak istediğini bildiğim zamanlarda tutturabiliyorum. Şu an bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Kadir mi yine? Delirdi sanki. Dün tam 28 kere aradı. Açmadım. Hala da pes etmedi. Peşini bırakmam diye mesajlar atıyor. Ama boşanmaktan söz eden yok. Ne şiş yansın istiyor ne kebap. Sen bu kararlılığını koruyabilecek misin? Kadir ona olan zaafımı biliyorken çok zor işim. Beni zorluyor. Ama direniyorum, görüyorsun. Bu kadar canını acıtacağını tahmin etmiyordum. Bu aşkın canımı acıtmadığı bir an yok ki. Ağır bir hastalık gibi. Onu yaşamak da zor, vücudundan atmak da. Ama ne diyorlar? Her tedavi önce zihinde başlar. Merak etme. Ben iyileşmeyi kafaya koydum. Elimden geldiğince yılmadan direneceğim. Sana da bu yakışır. Daha iyi bir ilişkiyi hak ediyorsun. Miraç Hanım, Cemi Bey'i aşağıdan bekliyorlar. Tamam. Müşteri mi gelmiş? Çok bile konuştuk. Sen yine de falı kapat. Ben bakarım bir ara. Tamam, sağ ol. Arabanı görünce şaşırdım. Hayırdır? Sabah aceleden bunu evde unutmuşum. Gümrükçeye vermem gerekiyordu. Mahkeme ne oldu? Bilmem, daha Elif aramadı. İlk celseden bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Ama eniştesi vazgeçmiş galiba davadan. Sen yanında olacaktın hani? Elif istemedi. Halasından çekindi. Yoksa onu hayatta yalnız bırakmazdım. Abi gereksiz yere fazla kızı umutlandırmıyor musun? Yeter kadar sıkıntı çekiyor zaten. Bir de sen karıştırma hayatını, ne olur. Gereksiz derken? Canım evlenecek değilsin ya. Sen gel geç ilişkilere alışıksın. Buna itirazı olmayacak. Hayata etkilenmeyecek. Bir sürü kız var hayatında. Neden Elif? Onu seviyorum ufaklık. Gel geç bir şey değil, merak etme. Evet diyeceğinden emin olsam bugün evlenme teklif ederdim. Ama ne yazık ki uygun zamanı beklemek zorundayım. Sen ciddi misin? Bizimkilere inat falan değil, değil mi? Oyun değil bu abi, iyi düşündün mü? Bizimkilerden çok önce verdim bu kararı. Rahat ol artık. Arkadaşın da abin de emin ellerdi. Sen de gelseydin kızım. Sohbet ederdiniz Ayla'yla. Aman pek sevmiyorum ben o kızı. Çıkacağım zaten. Bir iki bir şey alacağım. Sabah dediklerini düşündüm. Haklısın galiba. Yangını fazla körükledik biz. Üstünü kapatırsak daha çabuk söner. Ha bu arada evde bir iki yemekle organizasyon yapalım da Timuçin etrafındaki kız arkadaşlarını bir hatırlasın diyorum. Kimleri çağıralım? Bir düşün bakalım. Akşamı plan yapalım. Pek söyleyecek bir şeye benzemiyor anne. Abim evleneceğim dedi.
Saçmalıyorsun. Ben mi abim mi? Allah yazdıysa bozsun. Baban duymasın. Allah'ım bu iş iyice sarpa sardı. Bak korkmakta haklıymışım. Bu meseleyi daha ciddi ele almanın zamanı geldi. İrem sen de bana yardım edeceksin. Ne istiyorsun Kadir? Konuşmamız lazım Mihracı. Bırak artık şu çocukluğu. Kapris yaptığımı mı sanıyorsun? Ben ciddiyim Kadir. Duymak istediğimi söylemeyeceksen beni arama. Asıl seninki çocukluk. Tamam. Beni son bir kez daha dinle. Lütfen. Söylemek istediklerim var. Tamam. 9'da gelirsin buraya. Eve gelsem? Aa, olmaz. Buraya geleceksen gel. Tamam. 9'da. Sen devam et, ben geliyorum. Ne oldu Elif? Aklım sende kaldı. Sorma. Enişten vazgeçeceğini söylemişti davadan. Lehimize diye girdik davaya. Son anda fikrini değiştirmiş olarak geldi. Anlayacağın işimiz uzadı. Neyse, ben vaktini almayayım. Sen arkadaşlarını anlat da önce. Fırsatın olursa gelirsin yardıma. Güneş. Efendim? Sen artık çık, biz kapatırız. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mihracan. İyi akşamlar canım. Sen de gidebilirsin Cem'e. Ben kapatacağım. Ne o? Seninki mi geliyor? Çok ısrar etti. Önemliymiş söyleyecekleri. Bir dinleyeceğim sadece. Daha sabah ne konuştuk Mihri? Hani tedavi ediyordun kendini? Hani mücadeleye kararlıydın? Ne oldu şimdi? Tedavi için üstüne gitmek lazım değil mi? Kararlılığımı görsün istiyorum. Kendime onun karşısında güçlü durabildiğimi ispatlamak istiyorum. Kalkanlarımı indirmedim, merak etme. Özlemişim. Hoş geldin. Konuşacağım dedin Kadir. Dinliyorum. Yeter Mihracı. Kaldır artık şu mesafeleri. İçmişsin. Bir iki kadeh. İçip içip kapına dayanmadım, merak etme. Ne söyleyeceksin Kadir? Bütün geceyi burada geçiremem. Gerizekalı bir kız yüzünden başıma açılanlara bak. Bunlar hep oğlumun halt yemesi. Hep. Konu yine Elif. Adı batsın. Kov onu artık hayatımızdan Mihracı. Her şeye kaldığımız yerden devam edelim. Ne güzel bir hayatımız vardı bizim. Bizim değil. Senin için güzel bir hayat. Sen benim tüm hayatıma sindin. Ama ben herhangi bir çerçevende resim bile olamadan geçiyorum senin hayatında. Bunun nasıl bir şey olduğunu hiç düşündün mü Kadir? Sen oğluna kızmıyorsun. Onu kıskanıyorsun. Onun iradesini, sevgisinin peşinden gidebilme cesaretini, kendi durumunu, statüsünü umursamamasını kıskanıyorsun. Çünkü sen bunların çeyreğini bile yapabilecek yüreğe sahip değilsin. Timuçin'inki cesaret değil, cehalet. Yaşanın cehaleti. Onunla bizim durumumuzu aynı kefede tartman hata. Kendini o servet avcısı kızla mı kıyaslıyorsun? Anlaşıldı Kadir. Bu da o bir yere varmayan konuşmalardan. Bizim birbirimizi anlayacağımız yok. Git artık lütfen. Bir daha da bana Elif yüzünden gelmeden önce iki kere düşün. En azından utanmayı bildiğini düşünmek istiyorum. Yaşadığımız onca şeyin hatırına.